Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 12. sefir 82. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 21. soru. Velilerin Allah'ın isimlerinden olan payı nedir? Cevap. Burada bir açıklama yapmak gerekir. Acaba Tirmizi onların bu payları elde etmesini sağlayan ismi mi, yoksa bu paylarda onları yöneten ismi mi veya bu payları meydana getiren ismi mi kastetmiştir? Tirmizi veliler adına bu payları zorunlu kılan ismi veya isimleri kastetmişse bu bağlamda paylar iki kısma ayrılır. Birincisi müktesep yani kazanılmış, ikincisi müktesep olmayan paylardır. Her kısmın kendine özgü ismi vardır. Bu ise gerektirip onları üstlenmesi ve meydana getirmesi yönünden paylara aittir. Müktesep gelirsek onları gerektiren isimler bu payları elde etmeyi sağlayan amelleri veren isimlerdir. Bunlar ise farklı farklıdır. Her amel kendi cinsine göre iken her amel sahibi de şayet arif ise o ameli harekete özgü ilahi ismi de bilir. Meselenin açıklanması uzun sürer. Bu paylar veliler adına gerçekleştiğinde onları yöneten isimlere gelirsek bu isimler o paya göredir. Pay özü gereği kendisini yönetecek ismi arar. Paylar ise farklı farklıdır. Aynı şekilde onları gerektiren ve meydana getiren isimler ede paylara göre değişir. İsimler payların değişmesiyle değişir. Müktesep olmayan paylardaki durum da böyle ayrıntılıdır. 22. soru. Başlangıç bilgisi hangisidir? Tirmizi genel içinde başlangıcı yani el-bud seçkinlerde ise bunu kabul edenin mezhebine göre nesi gerektiren lafızla soru sordu. Her iki duruma göre konuşalım ki iki dili ya yani avam ve seçkin dili de açıklamak mümkün olabilsin ve cevap genel olsun. Bilmelisin ki başlangıç ilmi yani ilm-i büyüd öğrenilmesi çetin bir ilimdir. Çünkü sınırlı değildir. Onu ifade edebilecek en yakın ifade şunu demektir. Başlangıç mümkünlerin varlığının peşi sıra ve müteakiben açılmasıdır. Çünkü onu var eden zat bir zamana sınırlanmaksızın bunu gerektirmiştir. Çünkü zamanda cisimsel mümkünler arasında yer alır. Öyleyse ancak mümkünün özü gereği zorunlu ile irtibatı düşünülebilir. Böylelikle Hakk'ın varlığının karşısında sabit hakikatler yani ayağını sabite vardır. Bunlar ezelde yoklukla nitelenmiştir. Söz konusu olan Allah ile birlikte başka herhangi bir şeyin bulunmadığı yani ilk ezeli oluştur. Dikkat ediniz, Allah'ın varlığı bu ayağını sabite üzerine onların istidatlarının gerektirdiği şekilde yayıldı. Böylelikle arada akli ya da vehmi bir aralık bulunmaksızın kendisi için değil, onlar için ayan yani dışta oluştu. Bunu tasavvur edişte her iki yönden de hayret ortaya çıkar. Hem keşif hem teorik delil yönünden. Keşfin gördüğü şeyin anlamını dile getirmek imkansızdır. Çünkü buradaki iş tahayyül edilemezdir. Dolayısıyla aktarılamaz ve zikrettiğimizden daha açık bir şekilde söz kalıplarına girmez. Buradaki güçlüğün nedeni ilk sebebi bilememektir. İlk sebep Hakk'ın zatıdır. Hakk'ın zatı sebep olduğunda ise meluh, meluh olduğunu bilmezken kendisine ait bir meluhun ilahıdır. Arkadaşlarımızın bir kısmı başlangıcın kahır nispetinden, bir kısmı kudret nispetinden meydana geldiğini söylemiştir. Şeriat ise emir nispetinden olduğunu söyler. Buradaki tahsis onun nezdinde ayrışan herhangi bir mümkünün kendisine gerçekleşir. Bizim bilgimizin bu konuda ulaştığı ve nebilere katıldığımız husus şudur. Başlangıcın emir nispetinden olmasında bir zorlama yani cebir kokusu vardır. Çünkü hitap ancak var olmayan yani madum, akleden, duyan, duyduğunu bilen aynı sabiteye yani sabit bir hakikate olabilir. Söz konusu aynı sabite, var olan bir duyuşla hitabı duymadığı gibi var olan bir akledilişle veya var olan bir bilgiyle de hitabı bilmez. Böylelikle bu hitabı duyuş esnasında Hakk'ın varlığını giyinir yani telebbüs eder. Bu durumda ise el-evvel ve el-zahir ismi yönünden onun mazharı olur. Bu hakikat ise bu yolda sonsuza dek tüm hakikatlere yayılır. Öyleyse başlangıçtaki bu model, bu yorumla tüm ayağını sabiteye eşlik eden ve her biriyle bilfiil bulunan kesintisiz bir şeydir. Çünkü varlığı vereni yani Hak, mümkünlerin dizilişi sınırlamaz. Öyleyse ondan meydana gelen ya ayağını sabiteye dönük nispet tektir. Bu durumda başlangıç sürekli ve daimidir. Mümkünlerden her biri başlangıçta öncelik sahibidir. Sonra
Mümkünler birbirlerine nispet edildiklerinde Allah'a göre değil, birbirlerine göre öncelik sonralık ilişkisi ortaya çıkar. Bu durumda teori araştırmacılar, yani ehli nazar, mümkünlerin dizilişini dikkate alırken biz onların Allah'a dönük nispetlerini dikkate alırız. Bütün alem bize göre bilhassa Allah ile sınırlanmıştır. Allah ise sınır ve sınırlanmadan münezzehtir. O halde onunla sınırlanan bu tenzih de ona tabidir. Hakkın ilk oluşu, alemin de ilk oluşu demektir. Çünkü alem olmaksızın hak için ilk olmak, kendisine nispet edilemeyecek ve betimlenemeyecek bir şeydir. Bütün isimlerle ilgili nispetler de aynı şey geçerlidir. Kul, Rab'dır, isimlendirildiğinde, isimlendirilmiş olduğu bir halde. Rab kuldur, bir halde senin ona isim verdiğin durumda. Çünkü o benimledir, ben kastetmiyorum varlığımı. Çünkü sağır ve körüm. Kendi gözümden başka her şeyden, çünkü onu isimler izhar etti. Tirmizi sorusunda bede kelimesini kastetmiş olabilir. Bu ise zuhur etmemiş bir şeyin hak için ortaya çıkması demektir. Örnek olarak sizi öğrenmek için sizi sınayacağız ayetini verebiliriz. Ayet Allah amelinizi görecektir ayetine benzer. İlahi hüküm halin gereğine göre gerçekleşir. Allah bizim vehimlerimizdeki sürekliliği şartıyla belirli bir halle bir işi ortaya koyar. Hal sürekliliği ki devam etseydi iş de devam ederdi. Hal sürekliliği kalktığında hakkın yönünden başka bir hüküm ortaya çıkar. Bu hükmü ise oluştan ortaya çıkan hal gerektirmiştir. Oluştaki zuhur haktan ortaya çıkanın mukabilidir. İşte bu diğer bir yorumla veda lehu, yani onun için ortaya çıktı ilminin anlamıdır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Hesap etmedikleri şey Allah'tan onlar adına ortaya çıktı. Yani beda ortaya çıktı. Peygamber şöyle buyurdu. Size ne verdiysem onunla yetinin. Beni bırakın. Şeraitler soruya göre iner. Soru sorulmasaydı şeriat bu kadar hüküm getirmezdi. Buradan anlaşılan ise beda ilmidir. Bunu öğrendikten sonra zuhur ve başlangıç ilmini de öğrendin demektir. Bu durumda ise başlangıcın zuhur bilgisini ve zuhurun başlangıç bilgisini de öğrenmiş sayılırsın. Çünkü bunlardan her biri diğeriyle irtibatlıdır. Tirmizi'nin sorusunda geçen beda ilmi, başlangıcın zuhuru ise bu başlangıcın kendisinden çıktığı gizlenme mertebesi değildir. Hiç kuşkusuz bu niteleme ancak ayette onlar için ortaya çıktığı şeklinde dile getirilen beda ilmi adına geçerli olabilir. Dolayısıyla onda bir gizlenme vardır ve zuhur ondan çıkmıştır. Bu gizlilikten ortaya çıkma ve zuhur hali beda denilen şeydir. Başlangıç zuhurun başlangıcı ise onun kadimlik ile bir ilişkisi var mıdır? Onun bir zuhur hali yok ise kadimliğin onunla ilişkisinin mahiyeti nedir? Böyle deriz. Onun sabit hakikati yokluktur. Bu ise onun için evveli olmayan ezelin nispetidir. Zuhurun başlangıcı ise aynı sabitenin hakkın mazharı olduğunda ilahi varlıktan nitelendiği şeydir. İşte bu zuhurun başlangıcı de ifade edilen şeydir. Hükme konu olan şeyde hakikat bir olmakla birlikte hükümler çoğalırsa bu durum bir takım nispet ve itibarlara döner. O halde onun mazhar olup kendisine varlık ile nitelenme hükmü verilmiş olması kendisini imkan hükmünden çıkartmaz. Çünkü imkan aynı sabite için zati bir niteliktir. Hakikatler nispetlerin değişmesine bağlı olarak haklarında verilen hükmün değişmesiyle başkalaşmazlar. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ben bir şey değil iken seni yarattım. Başka bir ayette ise bir şey irade ettiğimizde ona sözümüz ol olur. Birinci ayette şeylik aynı sabiteden olumsuzlanırken ikinci ayette olumlanmıştır. Hakikat ise tektir.